Merhaba arkadaşlar. Dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere Türkiye'deki toprak ve bitki örtüsünden bahsedeceğiz. Öncelikle toprak daha sonra da bitki örtüsünü anlatacağız. Bitki örtüsüyle ilgili özellikle son yıllarda karşımıza bir tane KPSS'de soru çıkıyor. O açıdan dikkat etmemiz gerekiyor. Topraktan bahsedeceğiz önce daha sonra da bitki örtüsüne bakacağız. Önemli noktaları sizler için anlatacağız arkadaşlar. Evet toprak oluşumunda ana kaya, yer şekilleri, iklim, bitkörtüsü etkili. Türkiye'de yer şekilleri çeşitlilik gösterdiği için iklim ve bitkörtüsüne bağlı olarak da toprak çeşitliliği fazla arkadaşlar. Toprağı üç şekilde ifade edebiliriz. Üç, üçe ayırabiliriz. Bunlardan bir tanesi yerli topraklar, diğeri intrazonal topraklar, bir diğeri de taşınmış topraklar olarak ifade edebiliriz. Yerli toprak zonal olarak ifade edilir. Taşınmış toprak da azonal toprak olarak ifade edilebilir. Yerli topraklar içerisinde kahverengi orman toprağı, kırmızı Akdeniz toprağı, terroza, kahverengi kestane renkli bozkır toprağı, Çernezyum ve e, yani kara toprak, potzol toprak var. Intrazonal topraklarda ise tuzlu topraklar, bataklık toprakları kireçli topraklar kalsimorfik değer ismiyle ve bunun içerisinde de rensinaller ve vertisoller var arkadaşlar. Taşınmış topraklara baktığımızda koluvyal, regosol, litosol ve alüvyal topraklarla karşılaşıyoruz. Evet şöyle bakmak istediğimizde bunlara biraz arkadaşlar. kahverin orman toprağı özellikle Karadeniz kıyı kesiminde yani nemli yağışlı bölgelerde. Bozkır toprağı karasal iklim bölgeler yani Çanadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'da. Terrarossa toprağı kireçli kalsiyum pardon demiroksitçe zengin toprak türü. Dolayısıyla Akdeniz'de karşımıza çıkıyor. Karstik bölgelerde. Çernezyum kara toprakta, Erzurum Kars'ta, çayır bitki örtüsü altında oluşan ve verimli toprak türü arkadaşlar. Podzol da Batı Karadeniz'de yine yapraklı orman altında oluşan, soğuk nemli iklimlerde oluşan toprak türü. Bunlar Türkiye'de karşılaştığımız yerli toprak türleri oluyor. Azonal toprak dediğimiz arkadaşlar yani taşınmış toprak grubunda alüvyal topraklar var. Bunlar daha çok nerede olur? Delta ovalarında ve graben ovalarında akarsu sellerin taşıdığı toprakların, materyallerin birikmesiyle oluşan toprak türü. Yani Çukurova gibi, Göksu, Menemen, Çarşamba, Erbaniksar gibi ovalarda alüvyal toprak var. Koluvial ise daha çok eğimli arazilerde ince iri unsurlardan oluşan toprak türü arkadaşlar. Litosol ise arkadaşlar daha çok bitki örtüsünden yoksun olan yamaçlarda karşımıza çıkan taşlı toprak diyebiliriz. Regosoller kum boyutundaki volkanik malzeme ve akarsuların oluşturduğu kumlu depolar üzerinde oluşuyor. Yani litosoller ile regosol farklı toprak türü. Bunlar da bu şekilde ifade edebiliriz arkadaşlar. Bitki örtüsünden yoksun olan yamaçlarda ince materyaller taşındığından geriye iri materyaller kalır. Bunlar litosol toprak. Taşlı toprak deniliyor. Regosol da volkanik arazilerde yine aşınmayla taşınmayla oluşan kumlu depolar, depolar üzerinde oluşan toprak türü oluyor. İntrazonan topraklar dediğimiz toprak türü de arkadaşlar tuzlu toprak, bataklık toprağı ve kireçli depolar üzerinde oluşan toprak türleridir. Kapılı havza ve eski göl tabanlarında oluşan tuzlu toprak. Mesela neresi olabilir? Tuz gölü çevresi olabilir. Konya, Karaman çevresinde rastlayabiliriz. Bataklık toprağı, yer altı su seviyesi yüksek olan ve drenaj iyi olmayan alanlarda oluşan toprak türü. Erzurum Ovası, yazın yer yer bataklığa dönüş ve hidromorfik toprak burada görülebilir. toprak toprakta arkadaşlar iki ayrılır. Rentzinaller ve vertisol diye. Rensinaller kireçli kirli topraklar olup Akdeniz bölgesi başta olmak üzere eğimli arazilerde karşımıza çıkıyor. Vertuso, Vertsolis arkadaşlar kirli kireçli yaz kuraklığında çatlayan, yağışlı dönemde şişen bu dönen toprak dediğimiz çatlayan içerisine farklı taş taşlar girer. Daha sonra yağmur yağdığında hamur gibi şişer, kabarır. Taşlar dışarı çıkar. Taş doğuran toprak veya ne diyebiliriz arkadaşlar bunlara? Vertisoller diyebiliyoruz. Bu toprak tipi de bu şekilde. Harita üzerinde görmek istediğimizde Vertisoller Trakya'da daha çok karşımıza çıkar. Yine yakın bölgelerde Rensinale arkadaşlar. Kireçli orman toprağı Karadeniz'de ve yüksek yine Akdeniz'de yüksek kesimlerde biraz karşımıza çıkıyor. Kahverengi orman toprağı yine yoğun olarak Karadeniz bölgesinde. Çernezyum, Erzurum Ardahan çevresinde yaz mevsimi yağış alan çayır altında oluşan toprak tipidir arkadaşlar. İç bölgelerde daha çok bozkır toprağıyla karşılaşıyoruz. Terrarosa Akdeniz e, ikliminde ve kireçli kalkerli arazilerde karşımıza çıkıyor. Daha çok Akdeniz'i alıyoruz burada. Alüvyal topraklar, delta ovaları, graben ovaları alüvyal topraklarla kaplıdır. Yine e, tuzlu alkali halomorfik Topraklar iç bölgelerde, söylediğimiz gibi tuz gölü çevresinde ve kurak bölgelerde eski göl tabanlarında oluşan toprak tipiydi. Dağlık ve volkanik arazilerde de e, litosol toprak karşımıza çıkıyor arkadaşlar volkanik arazilerde. E, burası da ne olabilir? İç Anadolu'da, e, Nevşehir, Kayseri çevresinde, Aksaray çevresinde bu tür toprakları rastlayabiliyoruz. Buradan kaba taslak şöyle ifade edebiliriz. Yani iç bölgelerde Bozkır toprağı, Karadeniz'de kahverengi orman toprağı, er, Erzurum'u bilelim. Erzurum, Ardahan çevresinde çernezyum toprağı, Akdeniz'de terrarosa toprağı karşımıza çıkıyor. Bitki örtüsüne göre şekilleniyor. Orman varsa, nemli ise kahverengi orman toprağı, Akdeniz iklimi terrarosa toprağı, iç kısımlarda karasal iklimde bozkır toprağı e, diyebiliriz. E, Kaba taslak bu şekilde bilelim arkadaşlar. Burada bir etkinliğimiz var. Örneğin birdeki toprak türü arkadaşlar kestane kahverengi bozkır toprağı olabilir ve burada yine tuz gölü çevresinde tuzlu toprak dediğimiz yani kas, halomorfik toprak karşımıza çıkar arkadaşlar. Burada bahsetmiştik. 2'de ise terrosa toprakları, 3'te kahverengi orman toprakları karşımıza çıkar ve 4'te de arkadaşlar yine Yüksek yerlerde kolivyal topraklar karşımıza çıkar ve Burada litosol toprağı görebiliriz arkadaşlar Tabi erozyon kavramı önemli Toprak için çok önemli erozyon toprağın süpürülmesidir dolayısıyla toprak yüzeyindeki Minarellerin kaybolması toprağın süpürülmesi erozyonla gerçekleşiyor Özellikle orman örtüsünden yoksun arazilerde Karşımıza çıkıyor Evet devam edelim. Bitki örtüsüne bakalım arkadaşlar. Türkiye bitki örtüsü bakımından zengin bir ülke. İklim çeşitliliğinin fazla olması, iklim çeşitliliğinden dolayı yer şekillerine farklılık göstermesi bitki çeşitliliğini de arttırmıştır arkadaşlar. Yani iklim yükselti yer şekilleri bakı faktörü Türkiye'de bitki örtüsünü, bitki türlerini etkilemiştir. Tabi e, tabii Türkiye'de yaklaşık 12.000'den fazla bitki türü bulunuyor arkadaşlar. Ve Türkiye bu özelliğiyle ekvatoral bölgedeki ülkelerden sonra dünyada en fazla bitki türüne sahip ülkeler grubunda yer alıyor. Burada bilmemiz gereken şeylerden bir tanesi endemik bitki. Ülkemiz endemik yani doğal olarak dünyanın başka yerinde yayılış göstermeyen, tek bir yerde bulunan türler bakımından oldukça zengindir. İsterseniz hemen ona bakalım bir. Endemik dediğimizde arkadaşlar bulundukları coğrafyanın iklim ve topografya özelliklerine uyum sağlayan ve doğal olarak sadece orada yayılış gösteren bitkilere endemik bitki diyoruz. Peki nerede Türkiye'de daha fazla karşımıza çıkıyor? Özellikle Toroslarda arkadaşlar, Batı Karadeniz'de, Kaz Dağları'nda bu bölgelerde oldukça fazla ne var? Endemik bitki türleri var. Örnek vermek istersek arkadaşlar, göller yöresinde kasnak meşesi, Yenice Zonguldak civarında ısırancam meşesi, Datça ve Teke yöresinde Datça hurması Kaz Dağı'nda Kaz Dağı köknarı, Kastamonu ve Yozgat çevresinde ispir meşesi, deve dikeni, çıplak turna gagası, sevgi çiçeği endemik türler içerisinde yer alıyor. Kasnak meşesi olabilir, ıstıranca meşesi olabilir, datça hurması olabilir, Kaz Dağı köknarı, Yozgat çevresinde ispir meşesi, deve dikeni, Sevgi çiçeği gibi türler endemik bitki türler içerisinde yer alıyor. Bir de relikt bitki var arkadaşlar. Bu da ee, jeolojik zamanlardan kalma bitki olarak ifade edilir, kalıntı bitki olarak ifade edilir. Örneğin eğrelti otu, lamur, kestane, fındık, Karaçam ve köknar relikt, relikt bitkiler grubunda yer alıyor arkadaşlar. Bunlar geçmiş dönemlerde geniş bir yayılma alanına sahipken Değişen iklim koşullarına bağlı olarak e, Büyük ölçüde yok olmuş ve belirli alanlarda kalmış sadece. Dolayısıyla bu şekilde kalıntı bitkilerde Relikt bitki ismini veriyoruz. Haritada şunu görüyoruz arkadaşlar. Yani burada yeşil tonlarıyla gördüğünüz alanlar daha çok Türkiye'deki endemik bitki türlerinin yaygın olduğu yerler. Özellikle Toroslar, Güneydoğu Toroslar ve gördüğünüz gibi batı kısımda yine Kaz Dağları olabilir. Kuzeyde ise Kuzey Anadolu Dağları'nda da görebiliyoruz. Buralarda endemik bitki türleri oldukça fazla diyebiliriz arkadaşlar. Bitki formasyonu yani çeşit olarak bakmak istediğimizde ise şöyle ağaç formasyonu çalı ve ot olarak ifade edebiliriz. Ağaç formasyonu içerisinde gürgen, kayın, meşe, fıstık, çamı, ardıç, ladin, köknar, sarı çam, kara çam, Bunlar ağaç formasyonu. Çalı, maki, garik ve psodomaki bu formasyon içerisinde yer alıyor. Ot formasyonu içerisinde ise bozkır, antropojen bozkır ve çayır yer alıyor arkadaşlar. Burada bazılarını ifade edelim. Ee, hemen altta görüyorsunuz. Burada bozkır ilkbahar dönemi yağışlı, yaz dönemi kurak olan yerlerde. Yani karasal iklimde karşımıza çıkıyor. Bir karış büyüklüğünde otlar. Kızılçam ormanı Akdeniz iklimine özgü arkadaşlar. Kızılçam'ı tahrip ettiğimizde maki. Maki'yi tahrip ettiğimizde ise garik yani çalılık ortaya çıkmış oluyor. Makilerin tahrip edildiği yerlerde ortaya çıkan boy, kısa boylu bodur çalılar. Antropojen bozkırda ya iç bölgelerde, karasal bölgelerde orman tahribi sonucunda insanların ormanları tahrip etmesiyle oluşan e, bozkırlara ne diyoruz? Antropojen bozkır diyoruz. Maki, kızılçam tahribiyle oluyor. Pseudomaki ise Karadeniz'de daha çok karşımıza çıkıyor. Orman tahribiyle ortaya çıkan e, çalıfak, bodur ağaçlardan oluşan e, orman örtüsü veya bitki formasyonu diyebiliriz. Ülkemizde Akdeniz iklim alanlarında Kızılçam'ı daha çok görüyoruz. Yani Maki ve Garik daha çok görüyoruz. Biraz iklim karasallaştıkça Ardıç Ağacı karşımıza çıkar Türkiye'de. Diğerleri Kayın, köknar ve Gürgen bunlar daha çok nemli iklim bölgelerinde karşımıza çıkıyor. Meşe Türkiye'deki yayılış alanı en fazla olan ağaç türlerinden bir tanesi. Ardıç da yine aynı şekilde Türkiye'de dağılışı fazla olan ağaç türlerinden bir tanesi. Bazılarına şöyle bir bakalım isterseniz. Gürgen, Ege, Marmara, Kuzey ve Doğu Anadolu'da karşımıza çıkıyor. Meşe Türkiye'nin hemen hemen her yerinde yayılış gösteren bir ağaç türü. Kayın daha çok Kuzey Anadolu'da, Fıstıkçamı, Ege ve Güney Marmara'da, Bergama, İzmir, Aydın ve Muğla çevresinde. Ardıç her yerde hemen hemen karşımıza çıkıyor. Yayılış alanı geniş. Ladin, Ordu'nun doğusunda Gürcistan'a kadar yayılış gösteren bir ağaç türü. Yüksek kesimlerde. Yine köknar yaygın olduğu yerler arkadaşlar Doğu Karadeniz, Uludağ, Kazdağ ve Toroslar, Nur Dağları karşımıza çıkıyor. Sarıçam yine biraz yayılış alanı fazla arkadaşlar. Karaçam yine Türkiye'de yayılış alanı fazla olan türlerden. Kızılçam da Toroslar ve kıyı Ege'de Akdeniz iklim koşullarının olduğu yerlerde karşımıza çıkıyor. Yayılışa baktığımızda şöyle hayat üzerinde arkadaşlar. Kabataslak yine şöyle bilelim. Yan Akdeniz iklimi olan yerlerde Kızılçam, Maki karşımıza çıkıyor. Garik karşımıza çıkıyor. Nemli yağışlı yerlerde e, orman örtüsü karşımıza çıkıyor. Yüksek yerlerde tabi yine yapraklı oluyor burada. Ve iç kısımlarda karasal iklim bölgelerinde e, çalılık, antropojen bozkır ve yine bozkır türleriyle karşılaşıyoruz. Yine yüksek yerlerde, çok yüksek yerlerde de antropojen bozkır Pardon, alpin çayırı dediğimiz yüksek bölgelerde nemli, yağışlı dönemlerde, örneğin Erzurum'da ne oluyor? Çayır oluyor arkadaşlar. Kars, Ardahan'da yaz yağış nedeniyle. Bir de yüksek yerlerde alpin çayırı dediğimiz çayırlara rastlıyoruz arkadaşlar. Genel olarak bunu bu şekilde ifade edebiliriz. Yani genel bilelim. Nerede mağara, neresi bozkır neresi orman şeklinde bilmeniz gerekiyor. Evet Bitgörs'ü de bu şekilde arkadaşlar. Dikkat etmeniz gerekiyor. Bitgörs ile ilgili bilgi geliyor karşımıza. Dikkat etmeniz lazım. Yani burada ne olabilir? Bitki türleri olabilir. E, dikkat edelim. E, bu Bozkır, Kızılçam Ormanı, Garik, Antropojen, Bozkır, Makip, Sodon, Makip ne olduğunu bilelim. Şu kısmı bilmeniz gerekiyor biraz. Formasyonları bilelim. Yine endemik bitki ve relik bitki nedir? Bunu bilelim arkadaşlar. E, nedenlerini ve örneklerini e, biraz bilmemiz gerekiyor. İyi dersler arkadaşlar. Kolay gelsin. Umarım faydalı olur.